Bakalım Timur fiili olarak yürüyen hayatın içerisinde ne yapmış, ne yapıyormuş, muhasaraları nasıl yapıyormuş, muhataplarına nasıl davranıyormuş, ele geçirdiği kaleleri nasıl elde ediyormuş. Okuyanlar, derinlemesini araştıracak olanlar burada okuduklarından çok daha fazlasını görecekler. Ama bu program kronolojik bir Timur programı değil. Onu doğumundan başlayıp, anasının babasının ismini söyleyip, ila ahir ölümüne kadar siyasi ve askeri faaliyetlerinin anlatıldığı bir program değil. Seistan katliamı bak. Seistan tarafına doğru yola koyuldu. Ramazan'ın ilk günü Herat'a varıp karargah kurdu. Oradan hareketle Sebzvar'a geldi ve kaleye lağım açılmasını emretti. Şeyh Horasani'yi başına koydu. Kale bir anda yerle bir oldu. İçindekilerin tamamı öldü. Sonra ibreti alem için Sebzvar halkından 2000 kişiyi diri diri birbirinin üzerine koyarak, istif yaparak saman ve balçıkla bir kule yaptılar. Ferah hakimi Şeyh Celaleddin itaat kemerini beline bağlayarak peşkeşlerle, hediyelerle birlikte Hazret'in huzuruna geldi. Hazret ona iyi muamele etti. Bir miktar askerle Seistan'ı yağmalaması için gönderdi. Emre uygun olarak Seistan yağmalandı. Muzaffer ordu Rıza Kalesi'ne geldi ve savaşarak kaleyi zapt etti. Büyük bir çarpışma vuku buldu. Kaleden çıkan 5000 kişinin pek çoğu öldü. Kalede zaten 5000 kişi var, pek çoğu ölüyor. Bu arada Timur bir sefere giderken ordusunu kollara ayırır. 1-2 emirini 5-10 bin askerle buraya, 1-2 Mirza'yı 5-10 bin askerle buraya dağıtır. Örümcek ağ gibi hedef coğrafyaya yayılırlar. Önlerine çıkan bütün kalelerde aynı eş zamanlı olarak bu tarzda harekette muhasaraları yaparlar. Mesela Seistan'dan dönerken kolunu yıllar evvel okla yaralayan Mamaktu ismi birisi var. Onun kalesine denk gelince adam geliyor, hemen tabi oluyor, biat ediyor. Ama yıllar önce kendisini yaralayan adamı olduğunu fark edince arkasından işaret ediyor. Hemen öldürüyorlar onu. Ve daha sonra kalesine gidiyorlar. Kalede de bütün halkı kılıçtan geçiriyorlar. Neymiş? İbrete alem olsun ha burada. Kale halkını kılıçtan geçirip zafer güneşinin buradan geçtiğini, tüm dünyaya zaferin duyurulması, böylece diğerlerinin sahip kırana itaat etmesini sağlamak için kellelerinden minareler diktiler. İşte. Bu da Yezdi'den. Evet. Bak Arap Şah'tan okumuyorum. Evet. Yezdi'den. Kendi resmi saray kaynağı. Tabii. Yezdi'den. Bütün alemi cihana sahip kıranın gücünü göstermek kabilinden böyle bir şey yapıyor. Hocam esasen bugün modern hukukta sivil denen kavramın fıkıhtaki karşılığı gayrimuhariptir malum. Gayrimuharipler harp hukukuna göre esasen bu gibi taarruzlardan masum olması gereken insanlar. Buna rağmen şer'i manada da bu harp hukukuna pek de riayet edilmediği görülüyor. Tabii hiç edilmiyor. Timur'un bir huyu gelir bana biat edin der. O anki kafasına göre biat eder, eman malı alır. Eman malı aldıktan sonra yağmalar. Yağmaladıktan sonra isterse oradaki kişiye kaleyi yine teslim eder. Sonraki yıllar vergisini ödemek üzere. İsterse değiştirir ya da halkı öldürür. Bak mesela şimdi Rıza Kalesi'nden ayrıldıktan sonra başka bir kaleye gidiyorlar. Şah Kutbettin adında birinin ve yine kendisine tabi olmak isteyen birinin kaleyi almak istiyor. O da hediyeler getiriyor. Neyse kerhen hediyeleri kabul ediyor. Hazreti Muzaffer askerleri onları takip ederek surları aşıp içeri girdiler. Şehri zapt ettiler ve kaleyi yıktılar. Şehirde kalan sipahilerin tamamını kılıçtan geçirdiler. Bak buna bir şey demiyorum. Niye demiyorum? Harp. Şimdi Timur'u müdafaa edenlerden bazıları diyor ki, ya arkadaş hiç eserlerde Timur'un kaybından bahsediliyor mu? Timur'un şu kadar askeri bu kadar askeri öldü diye. Hep mağduriyet psikolojisiyle mağlup olanların ölülerinden bahsediliyor. Bizim konuştuğumuz mağlup olanların ordusunun zayiatı değil. İki ordu karşı karşıya gelir ya da bir kalenin muhasarasında kaleyi muhafaza eden muhafızlar ölür. Bunu konuşmuyoruz. Biz halkı konuşuyoruz. Evet. Halkın kılıçtan geçirilmesini konuşuyoruz ve onlara gayri insani, İslam'ın da müsaade etmediği bir tarzda cesetlerine muameleden ve bir vahşetten, insani olmamaktan konuşuyoruz. Bak, şehirde kalan sipahilerin tamamını kılıçtan geçirdiler. Hazretin sahip kıran şahların mallarını şehirden dışarı çıkarsınlar diye ferman buyurdu. Emri yerine getirilip şahların mallarını huzura getirdiler. Şehri yağmaladılar. Sonra şehri ateşe verdiler. Şehirde ne sipahi kaldı ne halktan herhangi biri. Aslında. Bu fetih Tonguz yılına tekabül eder diyor. Ürgenç. Bu Ürgenç çok ilginçtir. Biraz sonra dini kişiliğini bahsederken de anlatacağız. Bu Harezm bölgesinde Emir Sufi Timur'u aslında çok dindar da kabul etmez. Dini zafiyetleri olduğunu düşündüğü için kendisine o bölge Çağatay bölgesidir. 5 yıldır ortalıktaki karışıklıktan dolayı vergisini yiyorsun. Şimdi onları bize gönder ve tabi ol ifadesine
El cevap, siz Darül Harp'siniz, sizinle harp etmek her Müslümana vaciptir. Hüseyin Sufi'nin cevabı bu oluyor Timur'a. Böyle görüyor tabii. Şimdi Harezm üzerine 3-4 seferi var. En son 5. seferinde Harezm'i ne yaptı biliyor musun? Birçok seferinde sıkıntı yaşandı da Harezm'i 5. ve son seferinde Ürgenç'te, Ürgenç oranın merkezi, şehri kısaca söyleyeyim Yezid'den yerini bulabilirler, şehri tamamen boşaltıyor. Bir rivayete göre sadece camiler hariç her şeyi yıktırıyor, su kanallarını yıktırıyor, buraya arpa ekin diyor. Yani haritadan silmek tabiri bugünkü ifadeyle. Haritadan siliyor Ürgenç'i. Ve Ürgenç aslında o dönemde iyi bir ticari merkez. Ama bir türlü zapt edemiyor. Timur Cihangir her gittiği yeri kazanıyor, savaşları veya kaleleri elde ediyor. Ama hiçbir şekilde istikrar sağlayamamış. 4 kere 5 kere cephe üzerine Moğolistan tarafına seferi var. 4 kere 5 kere Harezm üzerine gitmiş. Yani Tebriz taraflarını, İran taraflarını, Irak'ı, Acem'i kaç kere gitti? Anadolu'ya, Gürcistan'a 5-6 kere gitti. Yani Toktamış'la, Toktamış öncesinde Urusan'la Toktamış adına ama sonra da Toktamış'la. Yine 2 savaşı var. Savaşmayıp gidip geldiği dönemler var. Demek istediğim şu ki aslında ölene kadar da hiçbir şekilde bir kontrol ve istikrar sağlayamamış. Evet. Mesela 1391'de Bağdat'a girmiş, o çıkmış, Celair, Ahmet Celair gelmiş, 1401'e kadar gene 10 yıl orada kalmış. Ha, 1401'de geldiği zaman 1391'de Celair'den şikayetçi olarak çağıran halk, 1401'de başına neler geldi? Askere emir verdi, herkes bir kelle getirecek. Bazı rivayetlere göre de 2 kelle. Asker o kelleleri getirmiş. Timur'un bazı yerlere... 10 binlerce insan öldürdüler. Timur'un... Bu İsfahan önemli, çok özür dilerim. Vakit daraldığı için biraz hızlı ele almak istiyorum. Burada bahsetmek istediğim çok önemli şeyler var. Bunu da okuyayım, çok fazla var. Hepsi de Gezdi'den, yani bir kısım insanların kaynak problemi çeken, kaynak kıtlığı çekip de sadece Özbek kaynaklara bakılmalıdır diyenler için biz de sadece Özbek kaynaklarından hareketle onları yormamak adına bir iktibas yapayım dedim. İsfahan katliamı çok ilginç. İsfahan'a gidiyor, okumayayım. Gezdi'den okur herkes. Ama aynen ifadelerimin orada olduğunu görecekler. Rakamı da yine Gezdi ve Şami veriyor. İkisi rakamda müttefikler. İsfahan'a geliyorlar ve bize tabi ol. İsfahan Meliki çıkıyor geliyor. Tamam tabi oldum. Malı eman ver. Tamam malı eman vereyim. Peki bunu kim alacak? Kaleye 2-3 bin asker gönderiyorlar. Bu arada Timur genelde ordularını muhasır ettiği kalelerin hep dışında konaklatır. Ve bir miktar asker kalenin içine girer. Tarzı hareketi bu şekildedir. Askerler giriyor. Orada Timurlu kaynaklara göre sebepsiz. Ama İbni Arapşah'a göre malı eman tahsili için gittikleri evlerde bazı tahsildarların evin hanımına, kızına uygunsuz, nabeca hareketlerde bulunmak ya da onları köle gibi kullanmak kabilinden tahkir şeklinde davranışlarından bir rahatsızlık oluyor, bir galeyana geliniyor ve bazı mahallelerde bazı Timur'un tahsildarları öldürülüyor. Tabii bu sabahleyin Timur'a söyleniyor. İbn Arafşah'ın ifadesiyle burnuna şeytan üflüyor Timur'un. Timur diyor ki bütün şehri yok edin. Ve gerçekten bütün şehir, abartmıyorum bütün şehir, bak buradan yine yerinden okuyayım. Tümenlere ve çevre köylere gidip katliam kılsınlar diye ferman buyurdu. Öyle korkunç bir katliam oldu ki, bunlar Müslüman ha. Söylendiğine göre kan dökmek istemeyen bazı askerler tavacılardan ölüme mahkum edilmiş kişilerin kellelerini satın alarak getirip divana göstermişler. Adam masum, öldürmek istemiyor. İçinde vicdanlı olanlar da var. Öldürmüş olan birisinin kellesini parayla satın alıp getiriyor da bak ben öldürdüm diye kendini listeden sildiriyor.